hani Kayseri bilirsiniz, cimri bir şehir, cimri bir, hani neyi ne kadar ucuz alsam da o kadar kar diye düşündükleri için binalarda da aynı şekilde yapılıyor. Ben hiç düşünmüyorum yani Kayseri'nin olası bir depreme hazırlıklı olduğunu. Eğer ki birisi yani düşse veyahut da herhangi bir patlama olasılığı olsa, örneğin terör saldırısı, sadece deprem için demiyorum bunu. Bütün ya yani binalar ard ardına peş peşe domino taşı gibi yıkılır yani ve bu yüzden de hiç dayanıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yapılar eski, henüz iyileştirilmedi. Yani değilizdir. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum Kayseri için konuşursak. Ki genelde çok yüksek bir mimarimiz de yok. Denize çevremizde olmadığı için tsunami gibi bir riskimiz de yok. İzmir'de oluyor, Kayseri'deki halkın ağzından ben şunu duyuyorum. İyi olmuş, gavur İzmir diyorlar. Yani insanların düşünce tarzı çok farklı bu. Bizim de başımıza gelebilir ve Kayseri buna hazır değil. Dün İzmir'de büyük bir deprem meydana geldi. Sizce Kayseri olası depreme hazır mı? Hazır değil yani, hele bu Fuzuli civarlarında maalesef hazır değil. Ama yine şey, İzmir'e göre daha iyi yani. Yani şu anda hiç kimsenin öyle bir beklentisi yok, hazır da değiller. Neden değilsiniz? Neden değil? Çünkü yani şu anda bir beklemiyoruz veya bir deprem olsa hiç kimse önlem almadı, hiçbir önlem yok. Biz de kendimiz de önlem almadık yani, bir beklentimiz yok. Çok düşünmüyorum hazır olduğunu. Yani altyapı olarak belki Kayseri biraz daha büyük şehirlere oranla daha avantajlı olabilir ama insanlarımız çok bilinçli değil ya maalesef. Yani o yüzden çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Bence hiç kimse depreme hazır değil. Her an olacağını biliyoruz ama pek bir şey de yaptığımız yok. Kesinlikle hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Yani gerekli önlemlerin, tedbirlerin alındığını da düşünmüyorum. Yani herhangi bir şey yapılmıyor. Daha önce başka şehirlerimizde de depremler oldu. Bunlara rağmen hiçbir şey değişmedi. Bundan sonra da bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bulduğumuz bina güzel, iyi. Yani geçenki olduğunda hiç çizik dahi yok. Öyle olursa hazırlıklı olabilir. Sıkıntı yok şu an. İzmir'e de geçmiş olsun. Allah yaralılara acil şifalar versin. Ölenlere rahmet eylesin. Yine hazır değil. Herkes bildiğini okuyor. Nasıl olsa öleceğiz öyle ya da böyle diyerek. Zaten virüse bile şey değiller yani. Gene de aynı maskesiz yaşıyorlar. Herkesin kolunda, bacağında, kafasında. Kimse yüzüne takmıyor. Aman diyoruz, yaşayıp gidiyoruz. Ne de olsa öleceğiz. Öyle ya da böyle. Bence Kayseri binaları depreme dayanıklı olmayabilir ama yapısı itibariyle dayanıklı bir şehir olduğunu düşünüyorum. Altyapısı dayanıklı yani. Binalar dayanıklı olmasa da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Fay hattında. Ama yine de evler biraz daha sağlam yapsalar iyi olur aslında. Değil bence. Neden? Herkes kendi bildiği gibi yaşıyor. Bence ondan yani. Hiç kimse de hazır değil. Beklemiyor yani. Hayır, hiçbir zaman için hazır değil. Yüksek binaları dikiyorlar. Her an için bir deprem olsa alayıcı alt üst olacak kuzum. Bir yeşilliğimiz yok, herhangi bir şeyimiz yok. Bir metre toprağın hepsine bina dikiyorlar. Hiç olacak bir şey değil. Alayıcı alt üst olur deprem olursa. Kesinlikle hazır değil. Neden değilsin? Yani zaten depremin olması gereken korunaklarından işte sağlam yapısal işlemler, halkın bilinçlendirilmesi bu konuda. Ya benim en çok dikkatimi çeken İzmir'de mesela birçok halkın da bilinçsiz olması. Yani en ufak bir sarsıntıda o deprem bilgisinin bulunmaması. Ne yapıyorlar? Canlı yayına yakalananlar var mesela. Oturuyorlar. Sallanıyoruz. Hani tepkiler çok farklı. Tamam, çok fazla panik olunmamalı ama o bilinçle de nasıl hareket edildiğini öğrenmeli. Ki Kayseri de aynı şekilde diye düşünüyorum. Şimdi şuna bakarsanız Türkiye hiçbir kısmı hazır değil. Çünkü insanlar bir şeyi alırken, nasıl bir ev alırken araştırıyorsanız, ev alırken araştırmıyorlar. Depreme dayanıklı mı değil mi? Bu tüm Türkiye için geçerli olan bir kısım. Yani hiçbir konut veya yapı şu anda dayanıklı değil. Hayır. Neden? Ben Kayserili değilim. Çok bir bilgim yok ama hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani Kayseri'nin yüz ölçümü diğer şehirlere göre büyük. Yani o yüzden biraz avantajlı. Nüfusu da çok fazla değil. Ama yani hiç ülkenin hiçbir yerinde böyle deprem hazırlığı yapılmıyor. Kesinlikle hazır değil. Hiçbir ilimiz hazır değil ki Kayseri hazır olsun. Neden? Çünkü şey yok. Herhangi bir çalışmamız yok. Yani belediye olarak, devlet olarak
Yani binaları görüyorsunuz çok katlı. Aslında çok katlı olmaması lazım. Bence değil. Yani Türkiye değil bence. Çünkü her şeye verdiğimiz önemi deprem konusunda maalesef Türkiye olarak vermiyoruz. Yani Kayseri çok deprem bölgesinde olmadığımızı biliyorum. Yani o kadar büyük bir riskimizin olmadığını biliyorum. O yüzden bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama geçenlerde ufak bir hani etkilenmiştik çevrede olan bir depremden. Ya benim oturduğum semt daha doğrusu. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum Kayseri için konuşursak. Ki genelde çok yüksek bir mimarimiz de yok. Denize çevremizde olmadığı için tsunami gibi bir riskimiz de yok. Hani İzmir kadar etkilenir miyiz? Belki biz de hani kendi şehrimiz için 6.2 kadar bir şey yaşarsak belki. Ama yoksa hani gelen dışarıdan gelen bize yansımalarla çok etkileneceğimizi düşünmüyorum. Hazır değil. Hiçbir zamanda hazır olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir hani şu an ben inşaat mühendisliği öğrencisiyim ve bu konularla biraz irdelenmeye başladım. Herkes bir hani Kayseri bilirsiniz cimri bir şehir, cimri bir hani neyi ne kadar ucuz alsam da o kadar kar diye düşündükleri için binalarda da aynı şekilde yapılıyor. Ben hiç düşünmüyorum yani Kayseri'nin olası bir depreme hazırlıklı olduğunu. Bence hazır değil binalar yönünden ve oturum yönünden ve insanlar da daha bilinçli bir şekilde davranabilir. Bu Elazığ depremi olsun, İzmir depremi olsun, Ege depremi. Bunlara görerek kendilerini daha da bilinçlendirebilirler. Hazır değil. Yani İzmir'de oluyor, Kayseri'deki halkın ağzından ben şunu duyuyorum. İyi olmuş, gavur İzmir diyorlar. Yani insanların düşünce tarzı çok farklı bu. Bizim de başımıza gelebilir ve Kayseri buna hazır değil. Şu an Mimsin ve İldem bölgesinde, ben İldem'de oturuyorum. Binaların hani boyutları genellikle 9 ve 13 katlı ve hepsi de dip dibe, yani sadece sokak yollar var. Eğer ki birisi yani düşse veyahut da herhangi bir patlama olasılığı olsa, örneğin terör saldırısı, sadece deprem için demiyorum bunu. Bütün yani binalar ardı ardına peş peşe domino taşı gibi yıkılır yani ve bu yüzden de hiç dayanıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Değildir herhalde bütün Türkiye gibi. Maalesef değilizdir diye düşünüyorum. Neden değildir peki sizce? Yani yapılar eski, henüz iyileştirilmedi. Yani değilizdir. Sanmıyorum hazır olduğunu. Yani görünüş onu gösteriyor. Yani hazır olduğumuzu zannetmiyorum. Binaların çok sağlıklı olduğunu zannetmiyorum.